Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Buğday başağı desenli tığ işi. Şal modeli diyelim arkadaşlar. Etol şal yapacakmış takipçim. Böyle ben burada angora ip denedim arkadaşlar. Pek yakışmadı, sanki bu ipe gitmedi gibi geldi bana. Şöyle güzel duruyor ama 3 boyutlu gibi de duruyor. Sonrasında şöyle şu iple denedim. Buna daha hoş oldu. Bu da Alize'nin şal ipi, simli şal ipi arkadaşlar. Böyle burada sanki kendisini daha çok gösterdi. Yine de siz bilirsiniz. Daha başka ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelden lif yapabilirsiniz. Çok hoş, güzel bir model. Evet, dediğim gibi takipçimde etol şal yapacakmış. Etol şal yapmak için 45 ile 50 santim boyutunda zincir çekmeniz lazım. Modelimiz 4 kutucuk ve katlarından oluşuyor. Her desen 4 kutucuktan oluşuyor. Şimdi sizinle diğeri gibi 3 desen başlayacağım. 3 desen içinde 4, 8, 12 kutucuk lazım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, böyle buğday başağı. Altta gördüğünüz gibi 4 desen var. Bir üst sırada desenlerimiz araya geliyor. Bir üst sırada 3, bir üst sırada 4. Bu şekilde kendini tekrarlayan bir model. Evet, uç kısmına da en son bitirdiğiniz şalı ne yapabilirsiniz? Dilerseniz bütün kenarları sık iğne yapabilirsiniz. Sonrasında bu uçlara püskül yapılabilir. Püskül daha iyi yakışır çünkü örümcek yok. Örümcek deseni gitmez arkadaşlar. İri fıstık da yapabilirsiniz. Püskül olarak. Böyle yelek de yapabilirsiniz. Alt kısmını trabzan başlayabilirsiniz. Çok benzerini yapmıştım arkadaşlar, videosu vardı. Tığ olarak da şöyle 5 numara, yani 1.5 milimetrelik tığ kullandığım ip olarak, dediğim gibi bunu yaptığım iple öreceğim. Evet, dediğim gibi siz bilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. 45-50 tane kadar benimle aynı boyutta başlarsanız hem eliniz alışır. 45-50 tane kadar zincir çekelim. Şöyle ne sıkı ne geniş olsun. Sonrasını göstereceğim. Evet, zincirimiz fazla gelirse ucunu keseriz, sorun olmaz, onu da söyleyeyim. Evet, zincirimi tamamladım. Şimdi tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire trabzan. 2 zincir, 3. zincire batarak trabzan. 2 zincir çekiyoruz. 3. zincire batarak trabzan. Bu şekilde on iki tane kutucuk yapalım arkadaşlar. Evet, 12 tane kutucuk yaptım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12. Şimdi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim, çevirdim. Buradaki zincire hatta 5 çekelim arkadaşlar. Buradaki trabzana trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Desenimi yapacağım. Buradaki trabzanın üzerine batıyorum. Fıstık yapıyorum. 1, 2, çok uzun tutmayalım boyunu. 3, 4, 5 sardım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine, yani aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sardım. Kapattım. İpiniz inceyse arkadaşlar daha fazla sarabilirsiniz. Kalınsa da çok sarmayın. Evet, zincirle sabitleyip tığıma doladım. Hemen buradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan, trabzanların üzerine batıyoruz. 2 zincir, 1 trabzan. Evet, arada 2 kutucuk yaptık. Şimdi 1 zincir çekiyoruz, tığımıza doladık. Sıradaki trabzana yine desen yapıyoruz. Fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sardım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere, yani dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Zincirle sıkılayıp tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzanı trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzana trabzan yapıyoruz. 1 zincir çekiyorum. Bir desen daha yapacağız. Sıradaki trabzana yine fıstık yapıyorum. Evet, fıstığımı kapattım. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Zincirle sıkılıyorum. Hemen trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir doladım. Zincirin köşesine trabzan. Şöyle göstereyim. İkinci sıramız bu şekildeydi. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Trabzanın üzerine trabzan. 1 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu ortada sık iğne yapmıştık. Ortaya batmıştık. 3 zincir çekip onun üzerine batarak yine fıstık yapıyoruz. Sık iğneye batarak. 3, 4, 5 sardım. Kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir alttan ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Kapattım. Zincirle sıkılıyorum. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın üzerine batarak trabzan yapıyorum. Evet. 2 zincir. Trabzanın üzerine trabzan. 2 zincir. Trabzanın üzerine trabzan. Aralarda gördüğünüz gibi 2 kutucuk oluyor. 1 zincir tığıma doladım. Yine 2 fıstık arasındaki sık iğneye batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yere yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Trabzanın üzerine trabzan. Evet, böyle. 2 zincir, 1 trabzan. Evet, sonuncusunda siz yapın arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi ilk desenimiz bitti. 2 sıra düz devam edeceğiz. Yani kutucuk yapacağız. Çevirdim. 5 zincir çektim. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu ortadaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Dengeli olsun diye. 2 zincir doladım. Trabzanın üzerine trabzan. 2 zincir. Trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Kutucuk yapıyoruz. 2 zincir. 1 trabzan. 2 zincir. 2 fıstık ortasındaki sık iğneye bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın üzerine trabzan. Fıstıkların üzerine batmıyoruz. 2 zincir. 1 trabzan. Evet, 2 zincir. Fıstıkların ortasındaki sık iğneye bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir. 1 trabzan. 2 zincir. Köşeye batarak trabzan. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Her bir trabzana bir trabzan batıyorum. Bu sefer hepsine bir dolayıp 2 defa da çekiyoruz. Evet, kutucuk yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra kutucuk örmüş olduk. Şimdi desenimizi nereye yapacağız? Aralara yapacağız arkadaşlar, bakın. 2 kutucuk yapmıştık. Bu ortadaki trabzanın üzerine başak desenimizi yapacağız. Çevirdim. 5 zincir çekmiştim. Çevirdim. Trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. Evet, 3 kutucuk yaptık. 1 zincir çekiyoruz. Bakın tam ortadaki trabzan bu. 2 desen arasındaki. Tığıma doladım, onun tepesine fıstık yapıyorum. 5 sardım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2 kapattım. 1 zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Arada 2 kutucuk olacaktı. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzana trabzan. Evet, 2 kutucuğumuzu yaptık. 1 zincir tığıma doladım. Bu bakın ortadaki trabzan. 2 desen arasındaki. Hemen bu trabzanın üzerine fıstık yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Aynı yere fıstık yapıyorum. 2 kapattım. Zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Trabzanın üzerine trabzan. 2 zincir. 1 trabzan. Evet, bu sırada 2 tane desenimiz oluyor. İki zincir. Alttaki zincirin köşesine batarak trabzan. 5 zincir çekiyorum. Çevirdim. Trabzanın üzerine trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. 3 kutucuk yapıyoruz kenarda. Üçüncüsünü yaptım. 1 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine 2 fıstık arasındaki sık iğneye batarak fıstık yapıyoruz. 2 kapattım. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tığıma doladım. Trabzan üzerine trabzan. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. 2 fıstık arasındaki sık iğneye fıstık yapıyoruz. Kapattım. 3 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. Hemen sıradaki trabzan üzerine trabzan. 2 zincir. Evet. Kutucuk yaparak sıramızı tamamlayalım. Bir sırayı tekrar göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. 5 zincir çektim. Çeviriyorum. 2 sıra kutucuk yapacağız. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzana trabzan. 2 zincir. Sıradakine trabzan. 2 zincir tığıma doladım. Ortadaki sık iğneye batarken 2 fıstık ortasındaki bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. 2 zincir. Karşı trabzanın üzerine trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Evet, 2 zincir, bir trabzan bu şekilde. Ortadakine batarken 3 defa da çekiyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi çeviriyorum. 5 zincir çektim. Bu sırayı da kutucuk yapıyoruz. 2 zincir bir trabzan şeklinde kutucuklarımızı yapalım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, 2 sıra kutucuktan sonra 5 zincir çektim. Çeviriyorum. Evet, yine desenimize başlayacağız. Alttaki gibi 3 tane olacak. Tığıma doladım. Hemen trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine fıstık yapıyoruz. Evet, alttaki gibi arkadaşlar. Kenarda bir kutucuk var. 3 zincir çekiyoruz. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Zincirle sıkıladım. Sıradaki trabzan üzerine trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Evet. Desen arasında 2 tane kutucuk olması lazım. 2 kutucuk yaptık. 1 zincir. Sıradaki başak desenini yapıyorum. Evet, fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Dibine batıyorum. 3 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Evet, takılırsanız videoyu başa alabilirsiniz arkadaşlar. Başta yaptığımız gibi olacak. Bir zincir hemen trabzan üzerine trabzan. 2 zincir bir trabzan. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Böyle. Evet, sırayı tamamladım. Bir üst sırayı da biliyorsunuz. Alttaki gibi yapacağız demiştim. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.